Finally Project'ten. Buna da not 2 yazalım. Boş proje oluşturduk. Place part sağdan komponentler alacağız. Yine voltaj kaynağı, akım kaynağı var. DC voltaj kaynağı ile akım kaynağı. Voltaj kaynağı için VDC yazdık. Akım kaynağı için de VDC. Dirençleri alalım. R yazıyorduk. R analog. Bağlayalım elemanları. Place wire. Ground'u koymayı unutmuyoruz. Place ground. Bunu da devreye bağladık. Şimdi değerlere girelim. Voltaj kaynağı 200 volt, akım kaynağı 2 amper. Dirençler 30, 60, 50, 25. Diğeri de 110. Kontrol edelim 200 volt 110. 25, 50, 60, 30. 2 amper. Tamam. Her şey tamam şu an devrede. Şematik hazır. Bu kurduğumuz şu an devrenin şematiği. Simulation profile oluşturalım. New simulation profile. Aşağıda çıktı. Buradan yine analiz tipinden Bias Point uygula ve tamamladık. Ramp Spice yaptık. Burada yine voltaj ve akım seçili yukarıda. Onları göreceğiz. Bizden ne istiyordu? V1, V2, V3 yani şu noktalardaki voltajları istiyor. Zaten V3 belli. Çünkü burada 200 voltluk bir voltaj kaynağı olduğu için 200 volt olacak. 1 ve 2'yi göreceğiz. Burası 200 volt beklediğimiz gibi. Diğerleri de 57.14 ile eksi 40 gelmiş.
Bu kısımda onu yapıştırıyoruz buraya. Bu kısımda da elle çözüp V1, V2 ve V3 voltajlarını buluyoruz. Sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yürüyorum. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim. Şu metrisin önü bir uzun alan. Tek seni sevdim, gerisi yalan. Senin hasretindir, hücreme dolan. Bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Senin hasretindir, hücreme dolan. Bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Gerisi yalan. Hücremdeyim hasretinle yanadım. Senin için her gün, her gün ağlarım. Kanım hep içime akar kanadım. Beni anlamadım, yanarım. Kanım hep içime akar kanadım. Bizi tek seni sevdim, gerisi